Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz Brotato'nun Abyssal DLC'sinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hala modlar çalışmıyor. Modlar çalışmadığı için fantasy serisine yeni bölümler üretemiyorum. Ama Abyss haritasında yeni karakterleri deneyip yeni başarımlar yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz bölüm dalgıç açılmıştı, vampir açılmıştı, yürüyüşçü açılmıştı. Bunlarla çok çeşitli şeyler yapacaktık. Korsan açılmıştı özellikle. Toplanan malzemeler %100 daha fazla ve toplanan malzemeleri aldığımız zaman bekleme süresi sıfırlanıyor. Ama düşmanlardan daha az malzeme düşüyor. Böyle bir olayı vardı bunun. Şu korsan karakterini bir deneyelim bakalım ya. Bence korsan en iyi shotgun'da gider. Bekleme süresine baksana ama. Shotgun bir tane sıkacak. Sonrası şey herhalde. Ooo. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Eğer verimli takip edilebilirse yargı dağıtır ama yo, bekleme süresi çok uzunmuş bunun. Yani şunun şu saldırı hızı debuff'ını bir yenmek lazım galiba. Önce bir toplayıcılığa gideceğim. Ondan sonra shotgun'ı bir daha alacağım. Diğerlerinden başka bir şey istemiyorum. Bir yenile daha. Can çalma değil de can yenileme üzerine gidelim. Bir tane daha shotgun'ı alacağım. Hadi bakalım. Oo. Bak şimdi malzeme verirse yargı dağıtıyor korsan efendi. Ama malzeme vermediği dakika vay haline. Vay ki ne vay. Abi menzilli hasar buff'ı. Sağlık yenilemeyi alalım lütfen. Yenile attım. Tüketilebilir eşyalar artı bir sağlık yeniler güzel. Yani fazladan sağlık yeniler güzel ama bence gerek yok. Biraz zor olacak bu arada ya. Tamamdır bebeğim. Senin yüzünden 2-3 gündür ben de mobil oynamaya başladım yeniden Brotato'da. Abi DLC'yi adam gerçekten çok hoş yapmış. Ya taktiksel olarak şey de yapılabilir dostlar. Örneğin bazılarını böyle bazı malzemeleri birelek bırakıp hani sonrasında hasar verip böyle adamları yarmaca. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bu boss'u nasıl kesecek abi bu halde? Şu hız debuff'ını ıhtan ıhtan ortadan kaldırmaya çalışalım. Hazineden ekstra eşya bulma işime yarar. Shotgun alayım bir tane daha. Zırhtan feragat edip biraz menzil ve saldırı hızı alırım. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer saldırı hızı debuff'ını bir şekilde aşağı çekebilirsek, bir şekilde bu saldırı hızı debuff'ını yenebilirsek ve ona rağmen böyle malzeme topladığında patır patır sıkarsa olağanüstü bir çar olur dostlar. Yani belki durmaksızın ateş ettirebiliriz kendisini biliyor musunuz? O durmaksızın ateş ettirme muhabbeti 10 numara olur gerçekten. Az önce bir lanetlendik. Yani bu korsana shotgun iyi gitti diye düşünüyorum. Abicim saldırı hızını aldım. Zırhtan kıstım saldırı hızını aldım. Şanstan kısıp can yenilemeye aldım. Menzilden düşüp hasar da alırız bir parça. Devam. Devam efendim. Bak olağanüstü bir ateş gücü var aslında ama işte bunu tetiklemeye malzeme lazım. Ya ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Çünkü şimdi hani saldırı hızını kısmaya çalışırken diğer özelliklerden çok noksan bir çark alabilir elimizde. Bir de daha az malzeme düşüyor ya. Daha az malzeme düştüğü için mutlaka toplamayı alıyorum. Toplama menzili artı 10 toplama ama kaçınma düşürüyor. Abi şunu alacağım el mecbur.
Zırh ve kaçınma rezalet durumda şu anda. Hasarı olduğu gibi bünyeye yiyoruz abi. Tamam, minikten de olsa bir can yenileme var Allah'tan da. Aa, toplanabilir fayda etmiyor. Materyal. İlle buna materyal. Bak, materyal bulduğumuz yerde karşıyı öttürüyor, öttürüyor. Karşıyı öttürüyor, dayanamıyor ama sıkıntı. Zırhı topladık. Attım bir yenile. Can yenileme verdim. Artı 8. Silah aldım. Saldırı hızı aldım. Zırhı tekrardan sıfırladım. Eşya fiyatını düşürdüm ve shotgun'ı aldım. 6x oldu bile shotgun. Artı 50 menzille hareket edecek. Debuff'ımız %75 kaldı. Okey. Aslında okey değil abi. 2 saniyede bir sıkabiliyor yani. Malzeme toplamazsa. Peki düşman sayısını arttırarak o malzeme düşme ihtimalini arttırıp böyle çok seri atraksiyonlu bir gameplay yapabilir miyiz acaba? Bak, onu düşünüyorum şu an. Düşman sayısını arttırarak bir şeyler yapılabilir. Ama tabii ki modlarımız olmadığı için bu fantasy serisi kıvamında değil. Biraz daha hayatta kalmaya yönelik sıçtık arkadaşlar galiba. Evet, az öncesine kadar kesinlikle sıçtığımızı düşünüyordum. Son an kurtardık var ya, son an. Hocam artı 8 toplamaya aldın. Shotgun'ı ikiledin. %10 hasarı aldın, delmeyi aldın. Şunları birleştirdin. Kademe 2 shotgun'ı aldın. Yeniledin. Oo, maşallah maşallah. Full shotgun geliyor dostlar. Full. Aman yarabbim. Karakter şanslı da bir karakter ha. Korsan patates. Ama lap diye adamların vurduğu içimde. Vurduğu içimde. Güzel, güzel, güzel. Yeter ki item versin. Bakın büyük bosslarda acayip zorlanıyor yani, bir ığıl ığıl. Daha fazla ağaç ortaya çıksın, olur. Kaçınmayı mı toplasak, bence her türlü toplarız. Menzilli hasarı arttırmayı aldım. Şunu da alarak bütün bunları şey yaptım. Şans eksisini ortadan kaldırdım. Bir tanesi kademe 3 oldu. Attım yenile. Hiçbir şey yok. Belki şu alınabilir. Ya şimdi toplama menzilini falan ne kadar arttırırsak ne olur biliyor musun? Üzerimize sürekli materyal gelir. Üzerimize sürekli materyal geleceği için biz durmaksızın ateş edebiliriz. Durmaksızın. Tamam, şöyle araya girip iki seviye birden aldık. Güzel. Artı bir lanetle beraber sağlık yenilemeyi alırım. Menzilli saldırıyı alırım. Artı 10 toplamayı alırım.
Artı 10 menzil ve düşen malzemeler %25 olasılıkla kendine. Bir tane daha kademe 3 yaptık. Toplamayı aldık. Kaçınmada bir miktar eksimiz var ama o kadar da önemli bir eksi değil. Oo, maşallah maşallah. Tüfeklerimizin sayısı bayağı arttı. Toplama menziliyle beraber artı bir itmeyi aldım. Farkındaysanız paso toplama menzilini oynuyorum. Şanstan biraz kısıp hız aldım. Şu an kaçınmaya falan benim özellikle dikkat etmem gerekiyor. Bu çar olacak galiba ya. Ya da en azından ben öyle hissediyorum ama malzeme lootlamadığımız zaman hayatımız kayar gibi burada be. Ne oldu kameraya? Kamera güzel yerde değil mi? Ne oldu? Vampir çakması bir oyun vardı. Engineer, Medic karakterleri falan vardı. Fatal Zone olabilir ya o bahsettiği. Ne oldu? Masaya geçirmiştim, bir sağa kaydı. Eyvallah. Ya çete bakmıyor değilim ya. Oyuna biraz odaklıyım. Biraz da böyle düşünelim lütfen. Yoksa chat abone modunda abi, hepinizle konuşmak hoşuma gidiyor yani. Niye bakmayayım? Biraz böyle fazla içerik üretmeye odaklandım. Ya adam gerçekten yeni DLC'ye çok çeşitli challenge'lar koymuş. Hani mesela şu an oynadığımız karakterin challenge'ı falan acayip hoş. Element hasarı kısıp toplama ve diğerlerinden alırım. Element hasarı o kadar önemli değil. Bak mesela roket atar. Roket atar adam sürekli şey yapacak. Düşünsene roket atar aldı mı? Güm 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 güm. Sürekli roket atarla sıkacak yani. Aslında alınabilir ya. Neden alınmasın ki? Nasıl olsa sürekli resetlenecek yani roket atar. Para biriktirmeye başlamak için geç mi kaldık acaba? Hiçbir şey için geç değil. Yapıştır. Bak arada o süre, yavrum. Arada o süre bizi birazcık şey yapıyor. Bizi biraz darlıyor galiba. Demek ki sürekli roket atarla hasar verilemiyor, biliyor. Ya malzeme bulursan iyi, malzeme bulamazsan kötü. Ben bir de yeterince işim yokmuş gibi Piggy Bank aldım yanıma. Ali abi hoş geldin. Fatal Zone değil, oyunu seviyordun. Allah Allah. Hangisini kastediyor olabilirsin ki acaba, Vampir Survivors benzeri? O kadar çok oyun oynadım ki. Yatan Hatır Zombie Survivors'ı mı diyorsun acaba? Hani bu zombili. Yatan Hatır Zombie Survivors'ı kastediyor olabilirsin. Sağlık yenilemeden 2 düştük. O olabilir diye tahmin ediyorum. Bereye aldım. Roket atarı kilitledim. Ha. Tamam. Yatan Hatır Zombie Survivors müthiş oyun zaten. Ben oynamaya bayılıyorum. Benim en çok keyif alarak oynadığım oyunlardan biri. Bütün güncellemelere falan baktık diye hatırlıyorum. Yeni bir şey mi gelmiş ona? Abi yeni bir şey gelmişse ben oynarım, fark etmez. Ama Enver abimden minik bir optimizasyon rica edebilirim. Çünkü Enver abimin optimize ettiği hiçbir video beni üzmüyor. Ben kendim o kadar beceremiyorum. Gerçi Burotato'yu kendim yazdım galiba. Burotato da fena değildi. Tabii Enver abim kadar olamıyorum da.
Sadece bir anda aklıma geldi. Bir bakayım el arasında gelmiş mi bir güncelleme bir şey. Bir bakam el arasında. Element istemiyorum. Kaçınmadan kıstık toplamayı arttırdık. At bir yenile. Sağlık yenilemeyi aldım. Toplama verdim, kaçınma aldım. Bizim toplama menzilini ben hayal bile edemiyorum. Shotgunlardan biri kademe 4. Şey sayısı 2. Vuh. Birader, kaçınma eksi 15. Hasar yediğimiz zaman anında suratımıza gelecek o hasar. Suratımıza çarpacak. Dur bakalım bir şimdi yatan otur zombi survivors'a bakalım. Adam projeyi bıraktı mı acaba? Yatan otur zombi survivors. Public beta. Ha. Büyük bir güncelleme almış. Betalarda hiçbiri. 3 Ekim'de büyük güncelleme almış. Ne gelmiş abi? Yeni meta gelmiş. 56 tane ability. Aa, gelişim ağacını falan arttırmış galiba. Bilmiyorum. Hı. Badge'ler eklenmiş böyle. Çeşitli özelliklerle girebiliyoruz. İtem tagı falan gelmiş. Yeni karakter eklediniz mi kardeşim? Bana onu söyleyin. Bunu görmenin bir tek yolu var ya. Bunu görmenin bir tek yolu var. Oyunu indirip kurmak. Yeni ne getirdiklerini anlamanın bir tek yolu var. Hadi bakalım biz bir yandan Brotato'ya devam edelim. Eyvah. Yok eyvahlık bir şey yok. Tamam. Tamam. İtem toplayabildiğim sürece eyvahlık hiçbir şey yok. Zaten çok çok uzaklardan item toplayabiliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar uzaktan item toplayıp hayatta kalabilmenin tek bir yolu var. O da menzili arttırıp sanırım sıkabildiğin kadar uzağa sıkmak. Dediğim gibi kaçınma hasarım hiç yok. Kaçınma yeteneğim hiç yok. Ölürüm, mahvolurum yani ben buralarda. Ziyan olurum, araya verirler beni. Ya şöyle bir çayımı yudumlayayım. Gebermeden. Ne kadar çok toplanabilir geldi la. Hızı aldım. Hız debuff'ını gitgide azaltmaya çalışıyorum. Patlama hasarını arttırdım. Roketler daha fazla vurur diye. Toplamayı arttırdım. Param yeterince iyi 450 altın civarında duracağım. Can çalmayı 2 azaltıp %50 daha fazla tecrübe verdim ve 300 altında duracağım efendim. Zaten duracağımı söylemiştim. Bak bu saldırı hızıyla alakalı debuff'ı çözdüğümüz zaman ne olacak biliyor musunuz? Karakter gerçekten olağanüstü olacak. Hem normalde sıkacak hem item gelince sıkacak. Ama item düşmediği zaman perişan ediyor oyun beni. Item ver lütfen. Valla 2 roket atar, 4 shotgun. Takılıyorum ortalıkta. Toplama çok iyi oldu. Hasarı düşürdüm, zırhı aldım. Ağaçları tek vuruşta devirmeye aldım. Birader can aldım. Bir yenile attım. Zırh mı alayım, ne yapayım? Gene can var, mühendislik yaramaz. Sıçtım, yani paramın içinden geçtim. 2 menzilli saldırı aldım. Shotgunları birleştir. Al şu shotgun'ı. 3 tane kademe 4 shotgun var. Attım bir yenile. Kurbağayı aldım. Toplamayı aldım. Bizim toplama menzilimiz ne kadar acaba? %150. Vay vay vay. Tamam. 200'de kal şöyle. Şunu kitle. Bunu kitleme.
Adam benim dibime doğru giriyor kanka. Yani dibime doğru girmesini nasıl önlerim? Seri ateş etmem lazım da ateş edemiyorum ki. Özellikle item geldiğinde bir sıkıntı yok ama diğeri çok büyük sıkıntı. Gözümün önüne bakmıyordum. Şükürler olsun ki ölmedim. Saldırı hızıyla alakalı bana destek olabilecek bir muhabbet yok mu acaba ya? Kaçınmayı da öyle bir azalttım ki, hani şansa kadere de olsa sağ çıkma ihtimalim yok. Bir hedefi daha del. Diğerini boş ver. Attım yenile. Ver %10 saldırı hızını. Eksi %35. Hocam shotgunlar kademe 4 oldu. Bunu aldım. Yenile attım. %8 hasar düşmem. O kadar da eşek değilim. Zaten %8 hasar düşmüşüm. O hasarı toplamak lazım. Toplama iyi. Toplama muhabbeti iyi. Tam toplayabildiğin sürece sıkıntı yok. Lütfen item topla bir şekilde. Birader herifler elik gibi takılıyor. Roket atarlarla dalıyorum. Hayatta kalabilmek için roket atarlarla. Uf. Zordu. Vallahi saldırı hızını aldım. Saldırı hızı debuff'ım neredeyse bitti. Menzili aldım. Hızdan kısmam. Hızdan kısarsam naneyi yiyebilirim. Sağlık yenileme. Hücum bitene kadar maksimum sağlıktayken tüketilebilir topladığında. Bayağı tüketilebilir geliyor. Bunu alırım. Yok edici. Nedir bu yok edici hocam? 340 hasar verecek. Abi sürekli yenilenecek. Al yok ediciyi. Devam ki. Normalde bekleme süresi çok uzun. Ama ben item topladıkça o bana şey olacak. Bir de işin güzel yanını söyleyeyim size. Bu el topladığım her bir meyve bana sağlık yenileme olarak geri dönecek. Aa, kalıcı değildi ama değil mi? O turun sonuna kadardı. Neyse, ölümüne abanmaya gerek yok o yüzden ama. Daha fazla saldırı hızıyla alakalı muhabbete girmeyeceğim. Can ve can yenileme, ölmek istemiyorum. Hatta istatistiklerde bile can ve can yenileme. Hasarımız iyi ya Samet Efendi. Abi can yenileme ver be. Neyse vermedi. Alien alınır. Şansı eksiledik ama olsun. Saldırı hızını biraz daha kısıp şey aldım. Zaten materyal topladıkça şey yapıyor. Materyal toplama menzilini arttırdım. Zırhtan kısıp bir dal daha toplama verdim. Toplama 223 zaten. Penguen'i aldım. Penguen kendiliğinden verdi şeyi. Artı 30 şans da bizim götü toplar gibi be. O artı 30 şansı alırım yani. Yürü lanetli bayrağı falan istemiyorum. Şu iğrenç şeyler hep var mıydı ya? Yoksa etrafta bir tane bunları üreten zıbıdık var. Onu mu bulmak lazım?
Bir tane değil, iki tane birden var bunları üretenden galiba. Ay, boss round'da kendimi çok merak ediyorum gerçekten. Boss round'da neler olacak? Boss round benim için ayrı bir merak konusu şu anda. Üçünün aynı anda üzerime atlaması beni bir ürküttü. Tamam. Şimdi bence can okey. Sağlık yenilemeye gittin. Penguen'i aldın. İtmeyi aldın. Şansı aldın. Tüketilebilirlerden fazla canı aldın. Aldın oğlu aldın. Attın yenile. Yüzdelik hasar buff'ını kısmak lazım aslında. Hasar alırsan hücum bitene kadar eksi %2 hasar. Şunu bir kitle, ben buna razıyım. Şansı topla. Yürü bakalım tur 19. Sonrası zaten tur 20 birader. Sonrası zaten tur 20. Tur 20'den sonrası... Hadi hayırlısı. Yani korsan karakteri epey eğlenceli bir karaktermiş. Ya diyorum ya, şu an modlar çalıştığı an... Ben o Brotato'nun fantasy serisinde neler yapacağım neler. Yeter ki modlar bir çalışmaya başlasın. Dostlar, toplama menzilini bu kadar iyi ayarlamanın faydaları. Bakın her yeri görebiliyorum. Bütün her şeyi toplayabiliyorum. Bununla beraber 46 sağlık yenilemem var. Saniyede 4 can yenileniyor. 46 bu turluk tabi de o ayarlanır yani. Noneferatu Primer avantajı ile 20. ayında. Efendim teşekkür ediyorum. Sevgili Noneferatu, çok sağ olun. Artı 12 toplama. Oyun bitti ya kral. Artı 12 toplama alsak ne olur? Artı 4 zırhı al. Evet, oyun bitti, farkındayım da %25 daha az hasarla bir şeyler yaparız bence. Bütün parayı bitirip gireceğim. Toplama menzilini falan aldım. Toplama menzilini aldım. Fiyatları düşürdüm. Hasardan kısıp sağlık aldım. Ayna çok iyi olurdu ama maalesef artık hiçbir şey alamıyoruz. Hadi bakalım. Tur 20'deki boss'a girişme zamanı. Şimdi etrafında bunun yeterince mob olursa ve o moblardan bana yeterince altın gelirse çekme kuvvetim çok fazla. Ben o materyalleri çekerim. Şimdi bu beni sikertli gibi duruyor şu anlık. Bu muhabbet canımı okudu gibi duruyor anında. Kaçınma gibi bir ihtimalim olmadığı için yani mecburen çıkıp bir an evvel buradan defolup gitmem gerekiyor. Lütfen materyal, lütfen materyal. Kesmeyi başardık dostlar. Korsanla koşuyu tamamladık. Ve göz bandı isimli bir item çıktı. Gerçekten benim için zorluydu. Bakalım. Keyifli bir serüvendi ama. Keyifli bir serüvendi. Korsan patates. Abis'te hayatta kalmayı başardı kıymetli arkadaşlar. Değerli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.